Selamünaleyküm. İstanbullu kardeşlerim olarak hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklayıp bağrıma basıyorum. Sözlerime başlarken bir yandan bu konferansı tertip etmiş olan ESAM, onun kıymetli yöneticilerine ve mensuplarına huzurlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akşamki konferansımıza teşrif etmiş olan İstanbullu kardeşlerim olarak İstanbul'un ve en büyük salonunu dolduran şu muhteşem insan selinizin göstermiş olduğu muhteşem manzara ve heyecanını içimde duyarak hepinizi ayrı ayrı bir kere daha selamladıktan sonra sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Salonumuzun büyük kısmına teşrif etmiş olan halim kardeşlerimize hasaten hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ve bilhassa Kanal 5'e huzurlarınızda ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Televizyonlar başında bizleri takip eden bütün milletimizin evlatlarının hepsini de muhabbette kucaklayıp bağrıma basıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok acıda muhterem kardeşlerim, bu tarihi konferansımıza başlarken sözlerime 4 tane dua ile başlıyorum. Birinci duam, bu konferansımızın, aziz milletimizin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İkinci duam, böyle tarihi bir dönüm noktasında bizleri dinleyen bütün kardeşlerimizin, bu milletin inanan evlatların hepsinin üzerlerine düşen görevi yüz hakkıyla yapmalarının nasip olmasını ve bugünlerde yapacak oldukları seçim münasebetiyle kıymetli çalışmalarının dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Amin. Üçüncü duam, 22 Temmuz'un Saadet Partisi'nin milli görüşün en büyük zaferiyle sonuçlanmasını, böylece milletimizin, vatanımızın birliğinin, bütünlüğünün korunmasını, saadet dünyasına ulaşmamızı, yeni bir dünya kurmamıza 22 Temmuz'un bir başlangıç günü olması, bir bayram günü olması niyaz ediyorum. Ve bu dualarıma ilaveten bir dördüncü dua olarak da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki bizleri dinleyen bütün kardeşlerimize ve 75 milyon memleket evladının hepsine Cenab-ı Allah hakkı hak olarak bilmek, batılı batıl olarak bilmek, hakkı tutmak ve batılı kaçınmak, batılı önlemek nasip buyursun inşallah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, sözlerime başlarken önce biraz evvel kıymetli takdimci kardeşimizin ifade buyurduğu gibi 22 Temmuz seçimleri münasebetiyle neden bu seçim döneminde 4 tane önemli tarihi konferans vermeye karar verdik? Bunu kısaca açıklamak istiyorum. Bunun önemi, bunun gereği 22 Temmuz seçimlerinin büyük öneminden nereye geliyor? Hepinizin takdir buyurduğu gibi 22 Temmuz seçimleri rastgele seçimlerden bir tanesi değildir. Bizi daha iyi mi idare edecek, daha kötü mü idare edecek olan bir idareyi, bir yönetimi seçmek değildir. Ya var mı olacağız, yok mu olacağız? Buna karar verme seçimidir. Bu sebepten dolayıdır ki 22 Temmuz seçimleri başka seçimlerle hiçbiriyle kıyaslanmayacak kadar önemlidir. Bu seçimin büyük önemi şuradan ileri geliyor. Niçin var mı olacağız, yok mu olacağız? Niçin bu seçimler Çanakkale Savaşı'ndan daha mühimdir hatta? Bunu birkaç cümleyle açıklamak istiyorum ki bu konferanslarımızı niçin verdiğimiz iyice anlaşılsın. Çünkü bildiğiniz gibi Cenab-ı Allah bu kainatı hak ve batılın mücadelesi üzerine yaratmıştır. Niçin böyle yaratmış? Çünkü kemal sıfatıyla muttasıp, mükemmel, bizim düşünebildiğimizden çok daha mükemmel bir kainat yaratmış. Cenab-ı Allah bizim iyilik yapmamızı istemiyor mu? İstiyor. Her şeye kadir değil mi? Niçin bizim kötülük yapmamıza müsaade ediyor insanların?
Niçin biz hep en iyi yapan insanlar olarak yaratılmamışız? Çünkü hep iyi, en iyi yapan birer robot olarak yaratılsaydık, sevap kazanmamıza vesile olmazdı. Bizim düşündüğümüzden çok daha mükemmel bir kainat yaratmak üzere Cenab-ı Hak bu kainatı yarattığı için bize ne hayvanlardan, nebatlardan üstünlük vermiş canlı olarak, doğruyla yanlış ayırma kabiliyeti vermiş, iyiyle kötü, güzelle çirkini, faydalıyla zararlıyı, zulüm ve adaleti, dört tane meziyet vermiş, bizi insan olarak yaratmış. Böylece biz nebatlardan, hayvanlardan üstün olarak yaratılmışız. Ayrıca biz eşrefi mahlukat olarak yaratılmışız, meleklerden de üstün yaratmış. Ne ile? İrade-i cüziye ile. Ey kulum, ben sana doğru ile yanlışa ayırma kabiliyetini veriyorum. Doğru ile yanlış ayırdıktan sonra seni serbest bırakıyorum. İstersen doğruya hizmet edersin bütün insanların saadeti için, istersen insanların zulmü için yanlışa hizmet edersin. Kendi iradenle doğruya hizmet edecek olursan, o takdirde sevap kazanma vesilesi olur. Şerefinle, izzetinle sevap kazanırsın. Sana bu şerefi bahşedebilmek için sana irade-i cüziye vermişim. Böylece seni meleklerden de üstün yaratmışım. Bütün dünya ülkelerinde mareşallik rütbesi, meydan muharebesi kazanana verilir. Yani düşmanınız olacak. Cihad edeceksiniz, kazanacaksınız, öyle mareşallik rütbesine ulaşacaksınız. Kul olarak biz de sevap kazanabilmek için mutlaka hak ve batıl mücadelesiyle karşı karşıya olacağız. Hakkı tutacağız, batılı men edeceğiz. Böylece şerefimizle sevap kazanıp Allah'ın rızasına ulaşmak suretiyle inşallah onun en büyük mükafatına nail olacağız. İşte onun kemal sıfatından dolayı, o öyle olduğu için bu böyle olmuş ve Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hak ve batıl mücadelesi var olmuş, kıyamete kadar da var olacaktır. Hak Adem Aleyhisselam'dan beri bizim ecdadımızın tuttuğu yoldur. Buna milli görüş denir. Batıla gelince hadis-i şerifte el küfrü milletin vahide buyurulmuş. Küfür tek bir millettir. Bunun manası bir merkezden yönetilir. Siz bunların ayrı ayrı soylardan, soplardan geldiklerine, haritada başka başka renklere boyanmış olduklarına bakmayın. Bunlar bir merkezden yönetilir. Üç asırdan beri bunları yöneten merkez ırkçı emperyalizmdir. Doğru teşhis koymadan doğru tedavi olmaz. Biz öyle bir milletin evlatlarıyız ki asr-ı saadette dünyaya ışık, güneş gelmiş, hakim olmuşuz. Hulefa-i Raşidin döneminde hakim olmuşuz. Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Selçuklar döneminde, Osmanlılar döneminde 11 asır bütün insanlığın saadeti için dünyada adil bir düzen kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Ama takdiri ilahi 3 asırdan beri maddi güç ırkçı emperyalizmin eline geçmiş bulunuyor ve dünya saadet dünyası olmak yerine bir ifsat dünyası haline dönmüş bulunuyor. O ecdadın evlatları olarak şimdi bize düşen vazife yeniden saadet dünyasını kurmaktır. Bu çalışmaları, bu gayretleri işte bu maksat için yapıyoruz. Bunu kurmak için de bunu engellemek isteyen ırkçı emperyalizme karşı şuurlu olmaya, onun aldatmalarına karşı aldanmamaya, onun oyunlarında oyuna gelmemeye mecburuz her şeyden önce. İşte bunun için bu konferanslar veriyoruz ki ırkçı emperyalizm bizi kendine köle yapmak için nasıl aldatıyor, nasıl bizi oynatıyor, nasıl kendi hedefine varmak için kullanıyor, bunları bilelim, bu tuzaklara düşmeyelim, ecdadımız yolunda yürüyelim, yeniden yeryüzünde bir saadet dünyasını kuralım. Bunun için ırkçı emperyalizmi tanımamız lazım. Bunlar 5700 seneden beri kendi inançlarına göre biz dünyanın efendisiyiz. Asıl insan olarak yaratılan biziz diyor. Irkçı emperyalizm ırkçı bir düşünce. Siyonizm. Allah'ın asıl kulları biziz. Cenab-ı Hak bizi insan olarak yarattı. Diğer kullar bize hizmet etmek için yaratılmıştır. Diğer ırklar. Onlar önce maymun olarak yaratıldılar, sonra insana dönüştüler. Çünkü bize hizmetkar olarak yaratılmışlardır. Biz üstün ırkız. İnançların amentüleri dört maddedir.
bu inançlarını Tevrat'ın içinde de yazmışlar ama aslını Kabala'dan almışlar. Kabala 5765 sene önce Mısır'da yazılmış olan bir sihir kitabı. Asıl inançları bu kitaptan kök alıyor. Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a göndermiş olduğu Hak Tevrat'ı değiştirmişler. İçerisine Kabala'yı koymuşlar. Böylece muharef bir kitaba inanıyorlar. O muharef kitaptaki inançlarındaki amentüleri 4 maddedir. 1. Biz üstün ırkız. Yeryüzünün efendisiyiz. Diğer insanlar bize köle olarak yaratılmıştır. 2. Bu gerçek nazariyatta kalmayacak. Fiilen tahakkuk edecek. 3. Bunun tahakkuk etmesi için bizim 3 görevi yerine getirmemiz lazım. Birincisi, Fırat'la Nil arasında bulunan sahanın hepsinde Büyük İsrail'i kurmak için önce yeryüzünün çeşitli yerlerine sürgüne gitmiş olan Beni İsrail mensuplarını Filistin'de yeniden toplayacağız Kudüs'te. Sonra Büyük İsrail'i kuracağız ve onun emniyetini sağlayacağız. Onun emniyeti için Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin yönetimi bizim elimizde olacak. Ve Türkiye'de Osmanlı'nın, Selçuklu'nun 19 Haçlı Seferini püskürtmüş olan Osmanlı'nın, Selçuklu, Miraç'ın bağımsız bir devlet olmayacak. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Bir inanışı size anlatıyorum. Böyle inanıyor. Ben dünyanın efendisiyim. Yeniden hakim olacağım. Hakim olmak için 3 şey yapacağım. Bütün Beni İsrail'i Kudüs'te toplayacağım. Büyük İsrail'i kuracağım. Onun emniyetini sağlayacağım. Anadolu'da bağımsız bir devlet bırakmayacağım. Ve Süleyman Mabedi'ni yeniden yapacağım. Bu 3 vazifeyi yerine getirdim mi? Dağılmış olan bütün Beni İsrail'i Kudüs'te topladım mı? Büyük İsrail'i kurdum mu? Onun emniyetini sağladım mı? Ve Süleyman Mabedi'ni, Allah muhafaza buyursun, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yere Süleyman Mabedi'ni yaptın mı? Yeryüzüne bizim Mesih'imizin gelmesi için şartları hazırlamış olacağım. Ben bunları yaptım mı? Amentülerin 4. maddesi şudur. Bizim Mesih'imiz, Beni İsrail'in Mesih'i, İsa Aleyhisselam değil, Beni İsrail'in Mesih'i yeryüzüne gelecek, onların inancına göre Davut Aleyhisselam'ın tahtına Yahudi kral olarak oturacak ve ebedi dünya hakimiyetini perçinleyecek. İşte inanç bu. 5767 seneden beri inandıkları inanç bu. Bu bunların dini. Dini olduğu için bunun pazarlığı olmaz. Bunun barış anlaşması olmaz. Bunun görüşmesi olmaz. İnancı bu. 5767 senedir bunun için çalışıyor. Önce bu gerçeği bilmek mecburiyetindeyiz. Bu gerçek bütün delilleriyle, kitaplarıyla, her şeyiyle sabittir. Nitekim İsrail'in cumhurbaşkanları her zaman şunu söylemiştir. Bizim iki türlü haritamız vardır. Bir duvarda asılı olan harita, bir de kalbimizdeki harita. Kalbindeki harita ne? Büyük İsrail ve onun emniyeti. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle olmuş da ne olmuş? 5767 seneden beri faizci kapitalist nizamla para gücünü eline geçirmişler. Ondan sonra dolar Beni İsrail'in parasıdır. Ülkçe emperyalizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası bunu kiralayarak kullanıyor. Senede 500 milyar dolar kira ödüyor. Para Amerikan devletinin değil, ülkçe emperyalizmin. Onların parasını kullanıyor. Onun için onun üzerinde Beni İsrail'in mühürü var. O mühürde 13 kademeli bir piramit var, bir dolar alıp bakarsanız. Bu da dünya hakimiyetine ulaşıldı diyor üzerinde, Aniut Keptus. Altında yeni dünya düzenle uğraştık diyor Latince. O dünya düzeni neymiş? 13 katlı insan organizasyonu. Bu insan organizasyonu vasıtasıyla Beni İsrail'den olmayan insanları Beni İsrail için çalıştırma düzenini kurduk diyor. Faizci kapitalist nizamla para düzeni. Bütün para elimizde. Doların üzerindeki piramitle göstermiş olan organizasyonla insan gücü, işte bu güç vasıtasıyla biz ufak bir nüfusumuza rağmen dünyaya hakim olacağız, herkes bizim kölemiz olacak, diyor. Bunu gerçekleştirmek için Hristiyanları kolaylıkla aldatmış. Bir haham çıkıyor balkonda Hristiyanlara nutuk atarken diyor ki, siz İsa Aleyhisselam'ın gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de onu bekliyoruz diyor. Takiye yapıyor. Onun beklediği Mesih başka. İçeriye sonra havraya girince 5 yaşındaki çocuğun kulağına diyor ki, bak balkonda böyle konuşma bakma ha, bizim Mesih'imiz farklıdır. Biz onların Mesih olan İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gerdik, öldürdük, geleceğe gideceği yok.
Öyle dediğime bakma. Onları bizim planlarımıza hizmet ettirmek için öyle söylüyorum. Aynı Mesih'i bekliyoruz diyorum. Yoksa bizim Mesih'imiz ayrıdır diye kendi itikadını muhafaza ediyor. Fakat Hristiyanları kendine alet etmek için aynı Mesih'i bekliyoruz. Sizin elinizdeki İncil'de Mesih'in gelmesinin şartları belirtilmemiş. Halbuki Tevrat'ta belirtilmiş. Öyleyse Tevrat'tan istifade edin. Bu şartları beraberce gerçekleştirelim. Mesih bir an evvel gelsin. İşte evanjelik mezhebi dediğimiz bir asırdan beri Amerika'da bütün yöneticileri mensup olduğu, 90 milyon insan mensup olduğu tarikat onlar tarafından böylece kurulmuş. Ve faizci kapitalist nizamı yürütmek için de protestanlık dini gene Beni İsrail tarafından, ırkçı emperyalizm tarafından faizi helal kılmak için kurulmuş. Hristiyanlık dini değiştirilmiş. 19 Haçlı Seferi yapılmış. Büyük İsrail'in kurulup dünya hakim olunması için. Bunların hepsini bizim ecdadımız önlemiş. Şu gördüğünüz Konya'daki kılıç aslanlar, Alaaddin Keykubatlar, Haçlı sürüleri geliyor, bizim tarlalarımızı alacak diye değil. Ya bunlar yeryüzüne hakim olmak istiyorlar, yeryüzünün her tarafını Filistin gibi kan gölüne çevirecekler, dünya bunların eline bırakılmaz, bütün insanlığın saadeti için bunlara müsaade etmemiz lazım diye şuurlu oldukları için 19 Haçlı Seferi'ni püskürttüler. 19. Haçlı Seferi Cihan Harbi'ydi. Çanakkale Savaşı onun bir parçasıdır. Burada geldiler, Büyük İsrail'i kurmak için Osmanlı'yı 30 cephede çarpışmaya mecbur bıraktılar. Arkasından Sevr'i imzalattırdılar. Sevr Büyük İsrail Anlaşması'dır. Fakat bu milletin inançlı evlatları dolayısıyla uygulayamadılar. Bu millet İstiklal Savaşı'nı yaptı, onlara Sevr'i uygulattırmadı. Uygulattırmadı ama arkadan bir Lozan imzalandı. Bu Lozan'ı onlar imzalamak istemiyorlardı. Çünkü biz Anadolu'da bağımsız bir devlet istemiyoruz. İsrail Emniyeti bakımından inançlarının gereği budur. Niye imzaladılar? Bir time out anlaşması olarak. Asıl olan Sevr olsun, zaman kazanalım. 5 sene Cihan Harbi yaptık, 5 sene Anadolu'ya uğraştık, bir türlü Sevr'i uygulayamadık. Zaman kazanalım, Hayim Nahum doktrini, onlara bunu kabul ettiren İnönü'nün Lozan'daki müşaviri Hayim Nahum'dur, Mısır hahamı. Hayim Nahum doktrini onlara gitti, Clemenceau'yla Lloyd George'la konuştu, Amerika hiç imzalamadı, İngiltere, Fransa'yı imzalattırdı. Ne şartla? Biz 5700 senedir bekliyoruz, 20 sene daha bekleyelim. Siz bu Anadolu insanının imanı varken harple alamıyorsunuz. Ya ne yapacaksınız? İşsiz bırakacaksınız, aç bırakacaksınız, borca isteyeceksiniz, dininden uzaklaştıracaksınız, yumuşak lokma olarak yutacaksınız. Hayim Nahum doktrini bu. Bu şartla Lozan'ı imzalattırdılar onlara. Onlar da 80 seneden beri üzerimizde bunları uygulamak istiyorlar. Bunları uygulamak isterken de işte en son Refah Partisi'nin arkasından gelen 5 tane işbirlikçi partiyle 5 yıl müddetle altyapıyı kurdular. Sonra AKP'yi getirdiler, işbirlikçi AKP'yi. Kurdukları altyapı vasıtasıyla bizi işsiz bırakmak, aç bırakmak, borcu esir etmek için ne lazımsa bu 5 sene için hepsini yaptılar. Şimdi seçim geldi. Bu seçim esnasında bulunduğumuz nokta şudur. AKP onların desteğiyle iş baştan getirdiği için onların emrinden dışarıya çıkamıyor. AKP'ye diyorlar ki sen Hizbullah'ı silahtan tecrit edeceksin. Onun için askerimiz İsrail'e değil ya Lübnan'a gönderildi. Barış için asker mi gönderiyoruz? Barışın bozan kim? İsrail. Niye köküne gönderip de kökünden önlemiyoruz? Çünkü İsrail istiyor ki barış için değil, Hizbullah silahtan bizim askerimiz tecrit etsin, elini kolunu sallayarak Lübnan'a girsin. Bunun için asker gönderildi. Onların planına göre, onların arzusu üzerine. Şimdi asker orada bekliyor. Neyi? 22 Temmuz'u. Allah muhafaza buyursun, 22 Temmuz'da şayet bu AKP tekrar iş başına gelecek olursa bahane hazır. Efendim biz karışmıyorduk. Barış için gitmiştik ama Hizbullah bize hücum etti. Kendimizi savunmak için mecbur olduk savaşmaya diyerek Hizbullah'ı silahtan tecrit ettirecekler.
ellerini kollarını sallayarak Suriye'yi Lübnan'a alacaklar. Onların planını söylüyorum. İncirlik üstünden aldıkları misket bombalarını Amerikan füzeleriyle beraber bizim üzerimizde kullanacaklar. 5 senelik AKP döneminde Türkiye'de gerçekleştirdikleri manevi işgali bu sefer maddi işgalle tamamlamak istiyorlar. Irak gibi Türkiye'yi harp ederek almak istemiyorlar. Yumuşak lokma olarak yutmak istiyorlar. Türkiye'nin yöneticilerini kullanmak suretiyle Türkiye İsrail'e bilahat yapmak istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Anlatmaya çalışıyorum ben size aziz kardeşlerim, ey aziz milletim. Bulunduğumuz noktayı 22 Temmuz seçiminin önemini önce belirtmek istiyorum. Bak orada askerimiz bekliyor. Nefesi kesik. 22 Temmuz'u. Allah muhafaza buyursun. Sen 22 Temmuz'a AKP'ye oy verdin mi? Ertesi gün Hizbullah'a hücum edecekler. Suriye'ye gelecekler. Hududumuza gelecekler. Manevi işgali, maddi işgalle tamamlamaya çalışacaklar. Ve böylece tarihin en şerefli milletini, en aziz milletini yok edecekler. Yok olma tehlikesi dediğimiz budur. Allah muhafaza buyursun. Bunun için 22 Temmuz seçimi yönetim seçimi değil, var olmak mı yok olmak mı seçimidir. Bundan dolayıdır ki 22 Temmuz'da mutlaka vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için, felaketlerden, tehlikelerden kurtulmak için milli görüşü, onun tek temsilcisi olan Saadet Partisi'ni iş başına getirmeye mecburuz. Ve bu işbirlik partilerinin hiçbirisine fırsat vermemeye mecburuz. Çünkü yeniden Çanakkale Savaşı yapıyoruz. Eğer aksi olacak olursa Allah muhafaza buyursun, bu işbirlikçiler iş başına geldikleri takdirde gelip Büyük İsrail'i kurmak üzere Türkiye'yi yutarlarsa, onların planına göre Allah muhafaza buyursun, Çanakkale zaferine ne kıymeti kalır? Gelmişlerdi Büyük İsrail'i kurmak için. Onları kapıdan kovmuştuk. Şimdi bacadan girdiler. Büyük İsrail'i kurdular. Allah muhafaza buyursun. Bu sonuç olursa geçen sefer kovduğumuzun ne kıymeti kalır? Bu seçim Çanakkale Harbi'nden de daha mühimdir. Böyle bir önemli noktada bulunuyorum. Şimdi böyle bir noktada ırkçı emperyalizm bütün bu oyunları oynuyor. Bu oyunları oynadıktan sonra elindeki medya gücüyle milleti narkozluyor. Köy kahvesine oturan adam onların televizyonlarını, onların gazetelerini dinliyor. Narkozlanmış. Narkozlanmış. Zehir, sülfatayı çikolatayla sarıp yutturuyor. Yarın çıkacak acısı Allah muhafaza buyursun. Vatanını, milletini seven insanlar düşen vazife ne? Gidip köy kahvesinde oturan kardeşlerimizi yakasından tutmak. Bire kardeşim bana bak. Bu televizyonların bu palavralarına aldanma. Bunların hesabı var. Bunların planı var. Bunlar seni yok etmek istiyorlar. Uyuma ya uyuma diyerek alıp kafasını duvara çarpmaya mecburuz. Vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için. İşte biz bu konferansları bu milli vazifeyi ifa etmek için veriyoruz. Ne göstereceğiz milletimize? Nasıl aldatılıyoruz? Üzerimize Hayim Nahum planı nasıl uygulanıyor? Niçin işsiz bırakıyoruz? Niçin aç bırakılıyoruz? Niçin borcu esir ediliyoruz? Adamın planı var. Bu AKP dediğin aç darışı spikeridir. Atın üzerindeki jokey değildir. Bir defa ata binmek istedi düştü zaten biliyorsunuz. Atın üzerine çıktığı yok. Şimdi bak ben size bu akşam gerçekleri açıklayacağım. Bu AKP'nin yöneticileri hepsi benim evlatlarım. Onlar da uyansın diye açıklamak için, onlara da iyilik yapmak üzere bunları açıklayacağım ama içimdeki bir tereddüdüse söyleyeyim. Korkum ne biliyor musunuz? Ben bütün bunları size açıkladığım halde hala AKP'nin yöneticileri
neye alet olduklarını ben anlattığım halde gene anlamayacaklar diye korkuyorum. Ne yaptığını bilmiyorlar ki. Bir at yarışı spikeri ne yapar? Beyaz at koştu, sarı at çizdi, kırmızı at koşuyor, bunları söyler. Enflasyon düştü, para değeri artıyor. Sana ne? Bunlar IMF yapıyor. Sen yapmıyorsun ki. Sen sadece at yarışı spikerisin. Sen IMF'nin neyin için yaptığından haberin bile yok. Bak şimdi anlatacağım, göreceksin. Benim söylediklerimin %90'dan haberin olmadığını ben biliyorum. Çünkü ben seni avucumun içi gibi tanırım. AKP ırkçı emperyalizm tarafından iş başına getirilmiştir. Onlar tarafından 2002 yılında 3 Kasım seçiminde bütün medyalarıyla desteklemek suretiyle, her türlü imkanlar kullanmak suretiyle, üflenmek suretiyle iş başına getirildi. 5 sene müddetle Hayım Nahum doktrininin taşeronu olarak kullanıldı. Türkiye'nin yıkılması için. Onların haberi yok ne olduğundan. Ama ırkçı emperyalizm yapacağını yapıyor. Niye? Bütün idare onun elinde. IMF vasıtasıyla Hayım Nahum doktrinin bizi aç bırakmak, işsiz bırakmak, borca esir etmek planı uygulandı ve Avrupa Uyum Komisyonu vasıtasıyla da bizim dinimizden uzaklaştırmamız, politikamız uygulandı. 5 seneden beri bütün bu politikalar yapılmak, tatbik edilmek suretiyle biz bu 5 senelik AKP döneminde 3 şey yaşadık. 1- ekonomik yıkım, 2- manevi tahribat, 3- dış politika faciası. Şimdi biz bu 5 senenin gerçek mahiyetini millete anlatmamız lazım. Neden biliyor musun? Şimdi sokakları başlamışlar AKP'nin mavi turuncu renklerinden donatmaya. Bu donatmayı görünce ben içimden gülüyorum. Niye biliyor musun? İflas etmiş bir tüccar, iflasını örtbas etmek için kokteyl veriyor, kokteyl. Bana bak ya, sen neyin bayrağını asıyorsun ya? Sen 5 senede ne yaptığının farkında mısın? Neleri kırdın döktün, neleri mahvettin? Haberin var mı? Bu bayrağı ne asıyorsun? Bana gene oy ver. Manevi işgali, maddi işgali de tamamlayayım, görevim tamamlansın. Meşhur sözüm biliyorsunuz. Anadolu insanının bu gerçekte karşı söylediği söz nedir? Sana tekrar oy vereyim de alında kaçan mı? Niye bunlara oy verilmez? Çünkü işte şimdi bu 3 tane konu etrafında 4 tane konferans veriyorum. Niçin? Aç bırakmak, işsiz bırakmak, borcu esir etmeyi ikiye böldük. Bunlardan birincisi, bu işi nasıl yaptılar? İşbirlikçiler ve AKP ekonomik yıkımı nasıl yaptı? Bugün bunu konuşacağız inşallah. Ama bunun arkasından birkaç gün sonra vereceğimiz bir konferansta, peki efendim siz olsaydınız siz ne yapacaktınız? Siz bu borçları almayacak mıydınız? Siz bunları yapmayacak mıydınız? Hayır, hiçbirini yapmayacaktık. Biz kaç defa olduk, hiçbirini de yapmadık zaten. Nasıl bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacaktınız? Sen bunu sahiden merak ediyor musun? Gelecek konferansa kadar sabret. Bak bakayım nasıl yapacağız biz. Nasıl yaptıysak gene öyle yapacağız. Sen biz yaparken de anlamadın. Sadece sonucunu gördün. Allah Allah ya, bu ne bereket dedin. Ama nasıl oldu farkında değilsin. Şimdi 22 Temmuz'dan sonra gene geliyoruz Allah'ın izniyle. Gene yapacağız. Ve o zaman nasıl olacağını göreceksin. Nasıl yapacaksın? İkinci konferansımızda onu anlatacağız. Ekonomi konusunda. Ekonomik yıkım, ekonomik kalkınma. Herkese refah nasıl temin edilecek? Birinci de onların yıkımı, ikinci de bizim nasıl yapacağımız. Üçüncü konferans ne? Manevi tahribat. Nasıl yaptılar onlar? Biz manevi kalkınmayı nasıl yapacağız? Onun için bir arada anlatacağız.
Üçüncü konferansımız onların dışişleri faciası, dışişleri politikası faciası. Nasıl bir felakettir bunu anlatacağız. Biz ne yapacağız onu anlatacağız. Ve bunların sonucunu ortaya koyacağız. Böylece bu seçim dönemi esasında vereceğimiz 4 tane konferansla milletimize gerçekleri göstereceğiz. Milli vazifemizi yapacağız. Bir millet bir kere aldanır, ikinci bir defa milletimizin aldanmaması için bütün gücümüzle, Türkiye'nin yok olmaması için, vatanımızın, milletimizin birlik ve bütün korunması için bütün gücümüzle gerçekleri ortaya koyacağız. Allah'ın lütfuyla bu konferansları bunun için veriyoruz. Bu bizim bir milli vazifemizdir. Burada söyleyeceğim önemli bir husus şudur. Bizim metodumuz iddia değildir. Ya ispattır. Bak bir daha söylüyorum. Bizim metodumuz iddia değildir. Şöyle söyleyeyim, mazotu 1 lira indireceğim, şu kadar puan indireceğim, bilmem ne yapacağım. Neyle yapacaksın bunları? IMF abin sana müsaade eder mi? Sen IMF'ci değil misin? Sen ortak pazarcı değil misin? Sen Avrupa Birliği'sin, sen Amerikancı değil misin? Bunlar hiçbirini yaptırmazlar ki sana. Sen iddiacısın, iddia. Sadece atıyorsun. Hiçbirini yaptırmazlar. Hadi oradan. Hadi, hadi, hadi. Hem senin söylediklerin neden ibaret? Bilmem KDV'yi şu kadara indirecekmiş. Kökü çürümüş ağacın yaprağının tozunu temizleyeceğim diye adam aldatmaya kalkmış. Bana bak, dişi çıkmamış çocuk. Bu ağacın kökü çürük, kökü. Bu iş kökten düzeltilmezse düzelmez. Sen 75 milyonluk tarihin en şerefli milletini çocuk mu zannediyorsun ya? Bir şeker göstereceksin. Şekerin de resmini gösteriyor, ha, kendi yok. Resmini gösteriyor gazete ilanına. 75 milyonu aldatıp sürükleyeceğini zannediyor. Hadi oradan, hadi. Borun pazarı çoktan geçti. Bunlar sökmez. Bu kaçıncı seçim ya, bu kaçıncı seçim? 50 senedir bu oyunu oynamaya çalışıyorsunuz. Biz milli görüş olarak kaç kere oyunuzu bozduk. Yine bozacağız Allah'ım. Çok gazete muhterem kardeşlerim, bir gerçeği daha ifade etmek istiyorum. Biz siyaset yapmıyoruz, matematik yapıyoruz. Söylediklerimiz şey, yaptıklarımızın kendisidir ve yapacaklarımızın kendisidir. Vaat değildir, boş laflar değildir. Bu gerçeği belirttikten sonra hepinizi bir kere daha muhabbetle selamlıyorum ve bu konferanslarımızın milletimizin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Önce muhterem kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Ey AKP'nin yöneticileri, asıl siz dinleyin. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Ne oluyor, haberiniz yok. Bak siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Siz gelmişsiniz, bütün idareyi, ekonominin yönetimini IMF'ye vermişsiniz. IMF yönetiyor. IMF'nin ne yaptığından da haberiniz yok. Ben şimdi size anlatıyorum bak. IMF ne yapıyor? Önce IMF bütün ekonominin idaresini eline alıyor. Devlet içinde devlet kuruyor. Seni saf dışı bırakıyor. Sen sadece altyapısı spikerisin. Hiçbir şeye karışamazsın. Her şeyi kumanda ediyor. Bunun altyapısını Refah Partisi'nden sonraki dönemde 5 yıllık işbirlikçi partiler döneminde enstelasyonu kurdu. Sonra AKP'yi getirdi. AKP kim biliyor musun? Muslukçu başı. Tesisat kurulmuş. AKP'ye emrediyor, aç musluğu diyor. Baş üstüne diyor, musluğu açıyor. Neyimiz varsa hepsi yabancılara akıyor. Aç kalıyoruz, işsiz kalıyoruz. Hayim Nahum doktrini üzerimizde uygulanıyor. AKP sadece musluğu açıyor. Nereden gelip nereye gittiğinin farkında değil. Bak şimdi idareyi senin elinden nasıl aldı anlatıyorum, dikkat et. IMF geldiği zaman şuraya şu şekli görüyorsun. Böyle bir tesisat kurdu. Bu tesisat ne demek?
milli iradeden devletin yönetimini aldı çıkarttı. Nasıl çıkarttı? Bak orada görüyorsunuz, en üst taraftan anlatıyorum şimdi size. Önce bir takım üst kurullar kurdu. Radyo televizyon üst kurulu. Bunlar hükümete bağlı değil. Bankacılık düzenleme denetleme kurulu. Sermaye piyasası kurulu. Enerji piyasası düzenleme kurumu. Tütün muamele alkolü içkiler piyasası düzenleme kurumu. Şeker pancarı üst kurulu. Rekabet kurumu. Telekomisyon üst kurumu. Kamu ihale kurumu. Kurum. Bunlar neymiş? Bağımsızmış. Kime yutturuyorsun be? Bağımsız dediğin senin hükümetten bağımsız. İMF'den bağımsız değil ki, İMF'nin emrinde. Sen kendine başka bir devlet kuruyorsun. Merkez Bankası bağımsızmış. Hadi oradan. Tutup bir takım 3 aylık raporlar halinde ekonomiyi tanzim edeyim de verdiğin bütün raporlarla, bütün direktiflerle Merkez Bankası'nı sen yönlendiriyorsun. Tutmuş devletin içinde bir devlet kurmuş. Buna hükümet karışamıyor. Bu AKP tersi spikeri. Sadece şöyle ol böyle konuşacak. Karışamaz, ata karışamaz. Neden? Çünkü IMF bunun elinden idareyi almış. Bağımsız kurullar kurmuş. Bağımsız kurulların hepsi IMF'ye bağlı. Şekeri o bağımsız kurul IMF tayin ediyor. Tütünü o tayin ediyor. Pancarı o tayin ediyor. Sen sadece tütün şöyle oldu, pamuk böyle oldu, tersi spikerliği yapıyorsun. IMF bir defa 5 senede adamını getirdi, tesisatını kurdu, seni de muslukçu başı olarak başına oturttu. Şimdi sen aç musluğu dedikçe ne varsa aktarıyor. Bak burada Merkez Bankası özektir diyor. Şu kadar faiz işi fazla vereceksin diyor. Mali yönetim kanunu değiştirdi. Bütçeyle artık devletin ekonomisi kontrol edilemiyor. Kamu hizmetleri tahrip edildi. Eskiden şunlar kamu hizmetiydi, özel sektör yapamaz diye kanunlar vardı. Bunlar hepsini kaldırdı. Sembolik yardım aldatmacası yapıyor. Kömür dağıtıyor, bilmem ne dağıtıyor, 3 kuruşluk, 5 kuruşluk. 200 milyar dolarlık soygunu 3 tane torbayla örtbas edecek sözde. IMF'nin yaptığı iş bu. Milleti bankalara borçlandırıyor, bankalar da dışarıya borçlandırıyor. Yüksek reel faiz ve düşük döviz kuruyla sözde enflasyonu düşüreceğim diyerek Türkiye'yi soyuyor. Reel sektörü dışarıya borçlandırıyor. Kalkınma ajansları ne demek biliyor musun? Türkiye'yi bölünmeye hazırlamak. 20 tane kalkınma ajansı olacakmış, Türkiye eyaletler olacakmış, her bir eyaletin ayrı bir kalkınma projesi olacakmış. Planlamayı kaldırıyor, Türkiye'yi bölmeye hazırlıyor. Denetimi ortadan kaldırıyor ve böylece tamamen kendine göre yepyeni bir Türkiye kurmuş bulunuyor. Kurduktan sonra 14 tane emir veriyor. IMF'nin emirlerini şimdi size, bakınız IMF'nin emirlerini okuyorum. Tarımda, sanayide, hizmetlerde istihdam yasaklanacak. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Ve tabii AKP'nin yöneticileri de söylüyor. Ey AKP'nin yöneticileri, dünkü talebelerimiz, yeni derse kulak verin. Haberiniz yok. Adam bunu uyguluyor. Eski dersi anlamadınız. Bari yeni dersten faydalanmaya çalışın. Bu IMF'nin emri olmayacak. İnsanlar işsiz kalacak. Çalışanların ücretleri arttırılmayacak. Aç kalacak. Neden? Hayım Nahum da öyle istiyor da onun için. Yatırım yapılmayacak. Sanayi kuruluşlarında maddelerde kademe 18, mamul maddelerde 8 olacak ki sanayi müesseleri çalışamasın. Üretimin gerçi bütün safhalarda azami vergi alınacak, enerji ve madde pahalı olacak, sanayi yaşamasın. Tarıma destek verilmeyecek. Bunların hepsini yaşamadık mı? Bunları damdan söylemiyoruz. İMF'nin fiilen talimatları, emirleri olduğu için söylüyorum. Tarım üretimi yasaklanacak veya kotalarla kısıtlanacak. Tarım üretiminde maliyet zararı mucib olacak. Böylece köylü ekese daha çok zarar edecek. Bu IMF'nin emri olduğu için böyle uygulanıyor. Biz de bunun acı sonuçlarını görüyoruz. Bundan başka üretimi engellemek, faizlerin vaktinde bütçede faiz dışı fazla azami derecede yüksek tutulacak, buna karşılık faiz dışı harcamalar azami kısılacak. Üretim engellenecek, her şeyin ihracatı yerine ithal, sıcak dövizin daha büyük rant elde etmek için gelmesi, döviz kuru düşük tutulacak, faiz oranları yüksek tutulacak, dünyanın en yüksek faiz oranı Türkiye'de olacak.
İstihdam, üretim, ihracat temellerinde real ekonomiye geçilmeyecek. Süratle real ekonomi yok ederek rant ekonomisine dönülecek. Bu rant ekonomisiyle sadece rantiye zengin edilecek. Sanayi ve tarım teşvikleri ortadan kaldırılacak. Böylece her şey dışarıdan alınacak. Sadece devlet değil, özel sektör vatandaşlar da dışarıya borçlandırılacak. Alınacak. Karlı ve stratejik kitler süratle yabancılara düşük bedelle satılacak. Yabancı sermaye adı altında bankalar, gayrimenkul, telekomisyon şirketleri yabancılara satılacak. Ülkenin bütün milli mevzisi yeraltı kaynakları yabancılara verilecek. İmefendi'nin emirleri bunlar. Teferruata girmiyorum. Tarım ve hayvancılığı yok etmek için verdiği 9 tane emir. Bu konferansın inşallah kitap halinde basılacak. Orada merak edenler okurlar. Tarımda Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü'nün kıskacı tarımı yok etmek için. Sanayinin tasfiye edilmesi için alınan tedbirler, bunların hepsi madde madde IMF tarafından talimat olarak verilmiştir. Üretim, ihracat ve istihdamın engellenmesi için neler yapılacak? Bunlar da verilmiştir. Ve böylece IMF kurmuşla milletimizi işsiz, aç bırakmak, borcu esir etmek üzere, hayım nahum doktrin uygulamak üzere vazifesini yerine getirmiştir. Şimdi size 4 numaralı slaytı gösteriyorum. 4 numaralı slaytta ne görüyorsunuz? Gayri safi milli artışı üretimden değil faiz ödemeler. Şimdi çıkıyor AKP at yarışçı spiker olarak. Efendim diyor, biz 4 senede milli geliri arttırdık. Şimdi size bak açıklıyorum. Arttırdık diyorsun. Sen milli gelirin içerisine faizleri de koyuyorsun. Faizleri kim ödüyorsun? Rantiye ödüyorsun. Nereden? Bak şimdi bu tabloda ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Hazinenin bütçeden ödemiş olduğu faizler AKP döneminde. Merkez bankaların tahsis ettiği faiz. Toplam faiz ödemelerine bakıyorsunuz. 59, 63, 63, 71. Toplamı 256 milyar dolar faiz ödenmiş. Gayri safi milli hasıla artışı ne kadar? 59, 60, 32, 39, 190 milyar dolar. E sen şimdi gayri safi milli hasıla 400 milyar dolar diyorsun. Bunun içerisinde 256 milyar, 190 milyar dolar artmış gözüküyor şeklen. Ama 256 milyar dolarlık faizi çıkartırsan 66 milyar dolar milli gelir arkadaş. İşçi, köylü, memur, esnaf eziliyor. Sen gelmişsin, faizi bize gelir diye yutturuyorsun. Faiz rantiyenin geliri. Bize ne ondan? Halktan bize ne? Bu hesapların hepsini değiştirdiler. Milleti aldatmak için bu oyunları oynamaktadırlar. Böylece hayım nahum doktrini uygulanmaktadır. Şimdi bakınız size bir şekil gösteriyorum. Alı slayta geçelim lütfen. Olay nedir AKP döneminde? Şimdi milletimizi görüyorsunuz. Kimdir bunlar? Memur, emekli, köylü, varoşlardaki yoksullar, sanayici, esnaf, işçiler, işsizler, özürlüler. Milletimiz, bütün halkımız bu. 75 milyon insan. AKP ne yaptı? IMF'ye teslim etti. IMF ne yaptı? 4 koldan milleti soydu. Bu IMF'nin soygun düzeni. Nasıl soyuyor? Pompalar ve hortumlar koymuş. Borçlanma yoluyla soyuyor. Biraz önce söylediğim IMF mevzuatı organizasyonu bürokrat tatbikatıyla soyuyor. Özelleştirme, peşkeş ve aktarma diye soyuyor. Faize soyuyor. Her bir taraftan millet boyuna soyuluyor, soyuluyor, soyuluyor. Bunlardan soyulan paralar nereye gidiyor? Öbür sırata geçelim lütfen. Bizim havuzumuz var ya, AKP'nin de havuzu var. Bizden geri kalır mı hiç? Abilerinden öğrendiler ya, ille bir havuz olacak. Bana bak mübarek, bizim havuzumuz fakir fukaranın havuzuydu. Senin havuzun ırkçı emperyalizmin havuzu. Sen havuz deyince havuz olsun da ne olsa olsun zannediyorsun. Havuzdan havuza fark var. Milli görüş başka, işbirlikçi. Sen milli görüş gömleğini çıkarttın, işbirlikçi gömleğini giydin. Senin havuzun şimdi işbirlikçiye çalışıyor. Bak 4 koldan milleti sömürüyorsun. Kime gidiyor? Ülke emperyalizme gidiyor. Sana yaklaşanlara gidiyor. İşbirlikçi medya ve rantiye gidiyor. Senin havuzun bu. Bütün milletten sömürüyorsun bu vasıtalarla. Götürüp bunlara veriyorsun.
Efendim milli gelirim arttı diyor. Milli gelirin artmadığı, rantiyecilerin geliri arttı. Ona milli gelir denmez, rantiyeci geliri denir. Milletin geliri azaldı, azaldı. Onu gösteriyorum size. Bizim verdiğimiz dersleri yanlış anlamışlar. Biz ne de biz demiştik ki ve yapmıştık ki halk ve bütün bu sınıflar biz teşvikle, yardımla, adil düzenle, İslam Rönmez Suretiyle nimetler, milli kaynakları üretim, istihdam ve ihracatla servete dönüştüreceğiz. Bu zenginliği milletimize vereceğiz. Bizim söylediğimiz buydu. Bunların yaptıkları milletin nesi varsa toplayıp rantiye vermek. Şimdi benim en çok hayret ettiğim şey ne biliyor musun? Köy kahvesinde oturan kasketli kardeşim. Yahu sen nasıl AKP'ye oy verirsin ya? Deli misin ya? Seni soyuyor, 3 tane rantiyeciye veriyor. Senin soyuna koşuna mı gidiyor ya? Hem aç kaldım diyorsun. Pancar ektirmiyor. Göç ettim diyorsun. Hem de ne yapayım başka çare yok, gene cehenneme bilet keseceğim diyorsun. AKP'ye oy vereceğim diyor. Deli misin sen yahu? Sen hangi tarihin evladısın? Hangi inancın çocuğusun? Hangi milletin çocuğusun? Hangi kimliğe sahipsin? Uyan, uyan, uyan bu narkozdan, uyan! Sen ırkçıya köle olacak millet değilsin. Yeniden yeryüzünün öncüsü olacaksın. Bak, şimdi 22 Temmuz'da geliyoruz. Nasıl cebin yeniden para dolacak onu gösteriyorum sana. Çünkü düzen değişecek. Düzeni, faiz düzeni yerine adil düzen, emek düzeni gelecek. İkimizin düzeni arasındaki fark bu. Bu ırkçı emperyalistlerin düzeni. Halkı soyuyor, rantiye havuzunda topluyor. Bizimki ise Allah'ın emeğiyle birleşmek suretiyle insanımızı zengin ediyor. Aradaki büyük fark budur. Efendim siz nasıl yapacaksınız bu söylediklerinizi dendiği zaman? Öbür şekle geçelim lütfen. Bizim yapacağımız iş çok basit. Nedir biliyor musun? Sen 3 Kasım'da gittin sırtına 1 numaralı rakordan hortumu bağlattırdın. AKP'ye oy verdin demek sırtıma hortumu bağla dedin. Ondan sonra senin hortumla emdi, götürdü rantiyecinin cebine bastı benzin pompasıyla. Şimdi diyorsun ki kanım kalmadı, öldüm bittim. Tabii sen kendin buna karar verdin. Sen AKP'ye oy vermek ne demek? Futbol takımı seçmek değil ki. Beni öldür dedin, o da öldürdü. Şimdi biz ne yapacağız? Biz milli görüş gelecek. Bizim yapacağımız iş çok basit. Kimse bize siz kaynağı nereden bulacaksınız diye soramaz ha. Kaynak var. Allah öyle nimetler vermiş ki biz 54. hükümette bunları verdik. Milletin duasını hala alıyoruz. Allah bu nimetleri vermiş. Bizim yapacağımız iş çok basit. Bizim yapacağımız iş 1 numaralı hortumu sökeceğiz. O rakoru Allah'ın verdiği nimetlere bağlayacağız 2 numaraya. O nimetlerden aldığımız zenginliği getirip senin cebine basacağız. Şu nokta, yani hortumun ucunu değiştireceğiz. Aramızdaki fark burada. Nereden alacaksın? Allah'ın nimetlerinden alacağız. O nereden alıyor? Senin cebinden alıyor. Nasıl alıyor? Söyledim bak. 4 koldan alıyor. Soygundan, faizden alıyor. IMF organizasyonuyla alıyor. Peşkeş çekerek alıyor, özelleştirme diye alıyor. Vergilerle, faizlerle alıyor. Bizim yapacağımız iş bu kadar basit. Şimdi sana bak. AKP'nin de haberi yok, yöneticilerin de haberi yok. Bir liste gösteriyorum 11 numaralı slide'da. Bu ne biliyor musun? Bu 11 numaralı slide, IMF'nin yapmış olduğu soygun düzeni. Şimdi iş başına geldiği zaman diyor ki efendim hazine Merkez Bankası'ndan borç almayacak. Ne diyorum dinliyor musunuz? Hazine Merkez Bankası'ndan borç almayacak. Niye? Hazine Merkez Bankası devletin bankası. Borç aldığı zaman faizsiz para kullanacak. Rantiyecilere faiz vermeyecek. Ne olacakmış? Merkez Bankası parayı ucuz faizden 10 tane bankaya verecekmiş. 10 tane banka yüksek faizle hazineye verecekmiş. Lan nereden çıkarttınız bunu ya? Bu nasıl yönetim ya?
Bu nasıl soygun düzeni ya? Merkez Bankası da devletin, hazine de devletin. Ben Merkez Bankası'nın parasını alırım, faiz olarak kullanırım. Hayır, kullanamazsın. Niye? Çünkü biz rantiyenin hükümetiyiz, rantiyenin iktidarıyız. Onlar bizi getirdi. Onlar istiyor ki kendilerine faiz verilsin. Neyle? Devletin parasıyla. Merkez Bankası parayı bunlara verecek, düşük faizden. Bunlar da yüksek faizi hazineye verecekler. Şimdi bunlar kalkacak olursam saçınızı başınızı yolarsınız. Bunlar basınacak okursunuz. Şimdi efendim diyor bizim borcumuz 50 milyar dolar faiz. Merkez Bankası ayrıca borçlanıyor 5 milyar dolar faiz ödüyor. Hazine dışında kalan kamu kuruluşlar 5 milyar faiz ödüyor. Kredi kartları için 35 milyar ödeniyor. Sıcak paraya 20 milyar ödeniyor. Reel sektör 5 milyar ödüyor. Bankacılık sistem 5 milyar ödüyor. Türkiye'deki yabancı sermaye 7 milyar ödeniyor. Düşük döviz kurunun dış ticaret açısından 50 milyar dışarıya ödeniyor. Taşımacılık olmak üzere bizim gemilerimize iş verilmiyor, yabancı gemiler iş veriliyor. 10 milyar onlara aktarılıyor. Ve Türkiye'deki bankalar dışarıdaki bankalara düşük faizle para veriyor. Türkiye'ye kredi versinler diye. Oradan kendisi Türkiye'de yüksek faizle bu paraları alıp kullanmak üzere Merkez Bankası'nı sömürüyor. Ne bu gösteriyor bu tablo biliyor musunuz size? Bir yılda 200 milyar dolar. 40-50 milyar dolar değil, 200 milyar dolar. Şu milletin imkanı alınıyor, rantiyeye götürülüyor ve aynı zamanda da dış güçlere götürülüyor, ırkçı emperyalizme götürülüyor. Al bu dolarları, bundan misket bombası al, yarın gel beni vur, Büyük İsrail'i kur diye. Ey benim aziz milletimin köy kahvesinde oturan evladı, bak sana sesleniyorum. Sen nasıl olur da bu milletin yok olmasına gider oyunla yardımcı olursun ya? Nasıl olur da bu soyguna ortak olursun? Sen bu vatanın evladı değil misin? Bu tarihin evladı değil misin? Asırlar boyu yeryüzünde adil düzeni kuran milletin çocuğu değil misin? Niçin bu işbirlikçi rantiyelerin peşine düşmüşsün? Niye bu horoz dövüşüne aldanıyorsun? Niçin harakiri yapıyorsun? Şu 12 numaralı slayta da bir bakarsanız ayrıca faciayı görürsünüz. IMF'nin emriyle şurada ben size şimdi 11 tane borç düzeni söyledim. Soygun düzeni deminki tabloda. O her bir soygun düzeninin de alt düzenekleri var. Şimdi size sadece hazinenin borçlanmasına ait 20 milyar dolarlık alt düzeneği gösteriyorum bu slaytta. Devletin parası varken borçlanıyor. Niye? Rantiyeye para verilmesi lazım. Lüzumundan fazla borçlanıyor. Bak oradan okuyorum. Rantiyeden borç alınıyor. Rantiye kendi parasını değil, devletin parasını devlete borç olarak veriyor. Merkez Bankası rantiyenin fonlarını cumartesi pazar günü için borç alıyor. Ne diyorum duyuyor musunuz ya? Merkez Bankası gidiyor, cuma günü akşamı bu rantiyecilerin parasını alıyor. Cumartesi pazar günü kullanmayacak, kendisine kullanmayacak. Pazartesi sabah veriyor, iki günlük faiz ödüyor. Bana bak ey kafesli kasketli köylü sana sesleniyorum. Bu nasıl mesulü sensin? Sen oy verdin bunlara. Ben burada boşuna konuşmuyorum. Oy verdiğin adamları tanı. Şuna bak, kullanmadı halde cumartesi pazar borç para alıyor. Niye? Rantiye para aktaracak. Şimdi bir takım namazında, niyazında adamlar. Hocam siz bu AKP'nin aleyhinde bulunuyorsunuz. CHP mi gelsin? Hadi oradan. Ne CHP'siyim? Bunların arasında ne fark var? AKP ile CHP'nin ne farkı var ya?
Bak ben sana işbirlikçiler diyorum, işbirlikçiler. Sen hala bu Türkiye'de iki parti olduğunu öğrenmemişsin ya. Hiçbir şeyden haberin yok. Öyle 60 tane parti yok. 16 tane seçime giren parti, 2 tane parti var. Bir Saadet Partisi, Milli Görüş, bir de diğerleri. Diğerleri. Sen hala AKP ile CHP'nin aynı parti olduğunu öğrenmedin mi ya? Bunların ikisi de işbirlikçi. İkisi de IMF'ci. İkisi de Amerikancı. İkisi de İsrailci. İkisi de Avrupa Birlikçi. Ne farklar var bunların ya? Çünkü AKP Milli Görüş gömleğini çıkarttı. İşbirlikçi gömleğini giydi. Halk Partisi'nden daha çok işbirlikçi oldu. Bunlar arasında bir fark yok. Sen hala çocuk gibi o gelmesin, bu gelsin, bu gelsin. Kaçıncı asırda yaşıyorsun ya? O senin dediğin Sovyetler çökmeden önceydi. Bir sağcı vardı, bir solcu vardı. Ama 1990'da dünya değişti. Haberin yok mu? Şimdi ya ırkçı emperyalizmden yanasın, ya Milli Görüş'ten yanasın. Borçlanma senedi. Niye fakir fıkaraya verilmiyor? 10 tane bankaya veriliyor. Onlara düşük fiyattan veriyor. Onlar başkalarının üzerine komisyon koyup devrediyorlar. Allah Allah. Ne münasebet ya? Niye fakir fıkaraya doğrudan doğruya verilmiyor? İç borçlanma görüntüsü altında dış borçlanma yapılarak rantiyeye daha büyük kaynak aktarılıyor. Devletin devlete olan borcu silinmiyor. Şu kuruluşun şu kuruluşa borcu var, silmiyor onu. Borcum var, borç para alacağım diyor. Rantiyeye para vermek için. Biz şimdi iş başına geldiğimiz zaman ne yapacağız biliyor musun? Aylarca bir bir. Nereden aldın, nereye verdin bakayım? Niye verdin bakayım? Ne lüzum vardı bakayım? Kimin parasını kime verdin bakayım? Bu fakir fukarayı nasıl aç bıraktın bakayım? Böyle devlet mi yönetilir? Şimdi şu işe bak. Merkez Bankası önce piyasaya parayı veriyor. Merkez Bankası cuma günü borçlanma yapacağına salı günü borçlanma yapıyor. Cuma günü piyasada para az. O gün alsa düşük faizden alacak. Para çok, düşük faizden alacak. Düşük faiz olmasın diye tersini yapıyor. Piyasada para darken borçlanıyor, para bolken para veriyor. Düşük faizle veriyor, yüksek faizle alıyor. Neden? Bu parası olan rantiyeyi zengin etsin diye. Şu söylediğim kalemler var ya, 20 milyar tutuyor bir senede. Öbür taraftan özelleştirme. Neler yapılıyor biliyorsunuz, vaktinizi alacak değilim. Faizler ve vergilerle millet nasıl soyuluyor? Birkaç kelimeyle bahsedeyim. Vergi gelirlerinin gayri safi milli hasılaya oranı 1990'da %11'di. Şimdi 2006'da %30'a çıktı. Dolaylı vergi onlarda koyacak olursan %43'e çıktı. Ne demek bu biliyor musun? Bugünkü AKP iktidarı bütün milli gelirin %43'ünü, yarısını vergi diye milletten alıyor. Niye? Sen gittin 3 Kasım'da buna oy verdin. O da geldi, senden aldığı güçten gücünü sende deniyor. Sırtının derisini yüzüp alıyor. Ben geçen seçimlerde konuşurken hep yana yakıla halka ne dedim? Böyle büyük kalabalıklara. Dedim ki yahu arkadaşlar, ben saatlerden beri niye konuşuyorum? Bizim yolumuzdan başka, Saadet Partisi Milli Görüşü yolundan başka kurtuluş yoktur. Sen benim milletimsin. Ben seninle yeniden büyük Türkiye'yi kuracağım. Niye uğraşıp duruyorum biliyor musun? Gidip başını taşlara çarpıp kan bere içinde gelme ya. Yaralanmadan gel. Bunun için uğraşıyorum. Yoksa başka kurtuluş çaresi yok. Başka yere gidemezsin. Bu kapıyı Saadet Partisi tutmuş, kurtuluş kapısını. Buraya geleceksin. Başka yere gittiğin zaman kan bere içerisinde kalırsın, mahvolur gelirsin. Sen bu sözü dinlemedin. Ben o zaman sana söyledim, dedim bak eğer benim sözümü dinlemezsen yarın dizini döversin,
Ne yazık ki ben de sana oh olsun, az bile. Keşke daha çok aç kalsaydı, ben sana demedim mi? Diyemem, çünkü sen benim milletimsin. Ben yeniden bir ülkeyi seninle kuracağım. Şimdi şu 13 numaralı, 13 numaralı slaytı bir görelim bakalım. AKP'nin rantiye havuzu nasıl çalışıyor? Kim bu? Çiftçi, köylü, esnaf, işçi, sanayici, memur, emekli. Halk tabakaları. Alfabede harf kalmamış. Bütün vergiler konmuş. ÖTV neymiş? Özel tüketim vergisi. ATV, akaryakıt gübre. MTV, motor taşıt vergisi. KDV, katma değer vergisi. ÖİV, özel iletişim vergisi. Alfabede harf bırakmamış, bir de gelir vergisi var. Bunlarla senin kan demiyor, rantiye havuzuna koyuyor. Sonra faizle, ihaleyle, düşük faizle götürüp rantiyeciye veriyor. Oh olsun, sen oy verdiğin için yapıyor sana bunu. Bütün kanını emip götürüp veriyor. Ben sana geçen seçimde de söylemedim mi? Şimdi bugün bu konferansı verip yırtınmıyor muyum? Bana bak, harakiri yapma, harakiri yapma. Kendi kendini bıçaklama, aklını başına al. Şimdi bütün bunlarla ne yapıyor biliyor musun? 75 milyondan alıyor, 7000 kişiye veriyor. Asgari ücretten %50 kesinti yapıyor. Şu hale bakın siz. Ve vergi alması gerekenlerden borç alıyor devlet. Vergi sistemi faizle finansmanı teşvik ediyor. Herkesi böylece ortaklardan gelişeceğine teşebbüsler, faizli paralara gelişip tamamen rantiye. Şimdi size bir slayt gösteriyorum. Bu slayt 14. Hükümetler zamanında ne kadar faiz ödendi? Geçtiğimiz hükümetler zamanında. DYP, CHP, ANAP zamanında ödenen rakamları görüyorsunuz. Bir noktaya dikkatini çekerim. Burada Refah Yol kırmızıyla gösterilmiş ya. Bu rakamlar gerçek değil ha. Neden gerçek değil? Çünkü Refah Yol dönem olarak 96-97'nin iki senenin, 96'nın başından 97'nin sonundaki rakamlar konmuş. Halbuki 96'nın ilk 6 ayı başkasının, son 6 ayı da başkasının. Biz idareyi aldığımızla verdiğimiz arasında gördüğünüz gibi faiz ödemesi yapmadık ve aynı zamanda da bütçeden herhangi bir faiz ödemedik. Tam tersine şu söylediğim 1367 yerine biz hiçbir faiz ödemedik. E bu 1367 rakamı nereden çıkıyor? 96'nın ilk 6 ayında ödenen faiz, 97'nin son 6 ayında ödenen faizden çıkıyor. Gerçek rakamlara bakarsan bizim hükümetimiz faiz ödememiş. Tam tersine faizden 10 milyar dolar kurtarmış. Faizden 10 milyar dolar kurtarmış. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz. Çok az ve muhterem kardeşlerim, rantiyeciler dışarıya ne aktardılar şu AKP döneminde? AKP'yi ne iktidara getirdiler, boşu boşuna getirmediler. 15 numaralı slayta bir bakınız lütfen. Tam 2003'te 2006 arasında 4 yıl esnasında rantiyeciler dışarıya kalemlerin her birisi dolayısıyla 550 milyar dolar aktardılar. Rantiyecilere ve dışarıya. Bu AKP bize dolarlık soyguna mal oldu. İşte sonunda AKP'nin IMF'ye teslim etme suretiyle söylediğimiz soygun düzenleri vasıtasıyla halkımız 550 milyar dolar soyulmuş oldu. Mesele bundan ibaret değildir. Soyulduk. Ne yapalım, çok şükür ölmedik, yaşıyoruz diyemeyiz. Çünkü mesele soyulmaktan ibaret değil. Ekonomik yıkım dediğin zaman soygun bunun bir kısmı. Öbür kısmı nedir? Borç dayanılmaz boyutlara gelmiş. Batmışsın arkadaş, sen batmışsın. Demin dedim, AKP'nin şu sokakları, bayrakları iflas etmiş bir tüccarın kokteyl ve iflasını örtbas etmesi için. Bak sana şimdi iflası gösteriyorum. AKP devrinde borç ne oldu? 16 numaralı slayta bakınız. 16 numaralı slaytta AKP
86 milyar dolar, milyon dolar iç borç almış, milyar dolar, 199 milyar dolar iç borç olarak Çin'i teslim ediyor 22 Kasım'da. 17 numaralı sırayta bakın. 130 milyar dolar dış borç almış, 210 milyar dolar olarak devrediyor. Bunları toplayacak olursan 18 numaralı sırayta bakın. İç ve dış borç toplamı olarak ikinci sütunda 1 ve 2'nin yekununa 130 milyar iç ve dış borcun toplamı şimdi Mayıs'ta 210 milyar dolar olmuş. Dış borç, iç borç 200'müş, 210 olmuş. Yani toplam iç ve dış borç toplamı 217'den 410'a çıkmış. Bu kadar muazzam bir şekilde borcu arttırmış. Şimdi bu borç 525 milyon dolara çıkacak 5 sene sonra. Buna yetmeyecek. AKP'ye en büyük hayrı işlemek istiyor musunuz? Onu iktidardan düşürün. Çünkü iş başında kalırsa bu borçları çevirmesi mümkün değil. Satacak bir şey kalmadı. Borçları da almış yürümüş. Karşını demesi mümkün değil. Apışıp kalacak. Sen iktidardan düşünmesen de o anahtarı getirip teslim edecek. Çünkü her şeyi mahvetmiş. IMF vermiş. IMF bizi İsrail'e lokma yapmak için aç bırakmış, işsiz bırakmış. Borca esir etmiş. Her şeyi mahvetmiş, perişan etmiş. Bak burada rakamlarla görüyoruz. Şu göstermiş olduğum 18 numara Kasım 2002'de borçlanma 217 idi. Şimdi 410'a çıkmış. 193 milyar dolar borç artmış. Ve bizzat AKP'yi tuttuğu halde IMF'nin kendi yayınları ne diyor? 19 numaralı slayta bakar mısınız? Türkiye'deki reel sektör müesseseleri cehennemde diyor. Kim söylüyor bunu? IMF raporunda söylüyor. Neden? Çünkü bunların hepsi dışarıdan borç aldılar. Bu dış borçları kendi varlıklarından çok daha fazla. Yatay eksen bunu gösteriyor. Düşey eksen ise bütün satışların içerisinde ihracat gelirini gösteriyor. Aldığı borcu, dış borcu ihracatla ödeyecek, ödemesi mümkün değil. Buna göre firmaları noktalamış buraya IMF. Görüyorsunuz cennette kimse yok. Bütün AKP firmaları cehennemde. Burası AKP'nin cehennemi. Üç beş tanesinde durumu idare etmeye çalışıyor. Şimdi geçen sefer bankalar iflas etti. Şimdi reel sektör iflas edecek. Çünkü onlar borç aldılar. O borçtan ödeyebilecek durumda değildirler. Safi milli hasılayı aşmıştır. Dış borç gerçekte 326 milyar dolar. 200 milyar dolar da iç borçla beraber 526 milyar dolardır. Gayri safi milli hasıladan fazladır. Bu şekilde bunun devam etmesi mümkün değildir. Borç, AKP'nin en büyük felaketidir, açtığı en büyük yaradır. İkincisi cari açık. Ne demek bu? İthalat çok fazla, ihracat çok az. İthal edilen malların bedellerini ihracatta karşılayamıyoruz. Ne yapacaksın? Borç alacaksın, faiz ödeyeceksin. Bunun için sıcak döviz gelecek, yüksek faiz ödeyeceksin, milleti soyduracaksın. Bunun sonu yok. Merkez döngünün içerisine girmiş. Teferruatına girmiyorum. Bir yandan piyasayı sabit tutayım diyor. Bir yandan kendisi bizzat kendi parasını yüksek faizle almak mecburiyete kalıyor. Merkez Bankası rantiyeye bazı miktarda faiz ödüyor. Cari açığı finanse etmek için yüksek tutuluyor. Şimdi size 20 numaralı slaytta bütün dünyadaki faizlerin durumunu gösteriyorum. Ne görüyorsunuz bu slaytta? Amerika Birleşik Devletleri 5,24'ten başlıyor. Japonya'da faiz 0,45 yıllık faiz. Türkiye'de kaç? %20. Almanya'da kaç? %2,28. %20 faizden yaşanır mı? Ya vereceksin. Karşıda ne alacaksın? Hiç hava. Sadece vereceksin. Böylece eziliyor. Onun için bu AKP'ye oy vermek harakiridir. Efendim istikrar var. İstikrarı sağladık. Evet istikrar var. Yüksek döviz kurunun istikrarı var. Yani ranteye akan paranın istikrarı var.
dışarıya giden paranın istikrarı var. Bunlar hiçbir zaman milli menfaatimize fayda getirmez. AKP niçin iflas etmiştir? Sadece dış ticaret açığından dolayı değil, satacak hiç milli meclise kalmadığı için. Şimdi slide 21'e bakarsanız, Tüpraş gitmiş, Türk Telekom gitmiş, İzmir ve Mersin limanları gitmiş, TÜİSAS İnşaat Petrol Ofisi gitmiş, Karademir gitmiş, Erdemir gitmiş, Demirbank gitmiş, Denizbank gitmiş, Akbank gitmiş, Şekerbank gitmiş, Yapı Kredi gitmiş, Dışbank, Tefenbank, Tekvenbank, Finansbank, MNG, OYAK ilave edildi buraya. Esim, Türksel, Aysel, bankaların %42'si gitmiş, borsanın %77'si gitmiş. Satacak bir şey kalmadı. Ve slide 22'de ne görüyoruz? Milli Görüş ne yaptı, işbirlikçiler ne sattılar? Biz çimento sanayi kurduk, et balık kurumu, süt endüstri kurumu kurduk. Bunların hepsini sattılar, bunların hepsi arsa oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 200 şimdi sadece arsa haline döndü. Yem sanayi, Türkiye Ziraat Danışma Kurumu'nu öldürdüler. Türkiye Gemi Sanayi, Selloz ve Kağıt Sanayi, SEKA yani. Türkiye Motor Sanayi, TÜMOZAN. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Şeker Fabrikaları, Et Bakır, Eti Gümüş, Eti Alüminyum. Bunlar biz hep tevsiye ettik, genişletti, büyüttük. Türkiye Deniz İşletmeleri, Türkiye Gübre Sanayi, Karadeniz Bakır İşletmeleri, TESTAŞ, Takım Tezgahları, TAKSAN, İskenderun Demir Çelik, Türkiye Elektromekanik Sanayi. Bu sadece bizim yaptığımız ve onların bugün satıp arsa haline getirdiklerinden bir demetten ibaret. Biz yaptık, onlar sattı, yok etti, bitirdi. Efendim Türkiye'ye yabancı sermaye geliyor diyor. Ekonomimiz kuvvetli, bize güveniyorlar, geliyor diyor. Hiç bizcek adam bulamıyorlar demiyor. Kime yutturuyorsun ya? Nereye gelmiş şimdi 23 numaralı slide'da bak. Gelenler gayrimenkul almış. Arsayı alıyor, sonra imar durumu çıkartıyor, korkunç bir şekilde zengin oluyor. Bankacılığı almış, çünkü faizlerden milleti soyuyor. Haberleşme ulaşıma gelmiş, yani bu telekomünikasyon şirketlere gelmiş. İmalata vesaire ufak bir miktar gelmiş. Seni sadece soymak için geliyor. Bu yabancı sermayeden ne hayır gelir ya? Bu sadece aldatmacadır. Yabancı sermaye geliyor, bize güveniyor. Sana güvenmiyor, seni toy buluyor. Seni yolunacak tavuk gibi görüyor. Ama yolunacak kısmın kalmadı artık. Adam mı aldatıyorsun? Ne arz ettim size? Kurdukları soygun düzeniyle Türkiye'yi mahvettiler bir. İkincisi bu soygun düzenin sonunda ekonomiyi mahvettiler. Ekonomi yürüyemez hale geldi. Borç, dış ticaret açığı, faiz içerisinde boğuldu kaldı. Yürümesi mümkün değil. Bunlar bunu yürütemezler. Ve bunların yanında da asıl hayım nahum doktrini uygulandı. Yani millet aç bırak borca esir edildi. Şimdi bakınız millet borca nasıl esir edildi? Size 24 numaralı slide'ı gösteriyorum. Önce söyledikleri gibi işsizlik Türkiye'de 9,9 oranında değildir. Ya %21,8'dir. Halkı aldatıyor. Efendim diyor, 3 milyon 354 bin insan iş bulmaktan ümidini kestiği için müracaatını geçmiş. Bunları iş bulmuş sayıyorum diyor. Şu yutturmaya bak sen ya. Ne kadar işsiz var Türkiye'de toplam olarak? 6 milyon işsiz var. Bu ne yapıyor? 27 milyon çalışabilir nüfusa nazaran 6 milyon %21,8 yapıyor. 5 kişi de bir kere. İş olanların da işi var sayarsan ha. O da iflas için çalışıyor. Tarım yok ediliyor. Ortada olmadı. Tarım ürünlerinin fiyatı ne olması lazımdı, ne oldu? 25 numaralı slayta bakın. Şimdi 95 yılındaki fiyatı buğdayın 7,433 idi. Bunun gayri safi ve tüfe artışına 2006'da 897 bin lira olması lazımdı. 397 bin lira. Demek ki köylü yarı yarıya kaybetmiş. Pamuk 40 bin liraydı. 4 milyon 880 bin olması lazım. 1 milyon 148 bin olmuş. Tütün 100 bindi 12 milyon 180 olması lazım. 4 milyon 480 bin olmuş. Çay 12 bindi 1 milyon 148 bin olması lazım. 600 bin olmuş. Şeker pancarı
2031 bin olması lazım. 90 bin olmuş. Ayçiçeği 2.172.000 olması, 710.000 olmuş. Fındık 9.873.000 olması lazım. 4.000.000 olmuş. Ne demek bunun manası? Yani köylü alması icap ettiğinin yarısını almış, yarısı köylüden alınmış, kopar atılmış, köylü aç bırakılmış. 2002-2006 yılları arasında mazot %114, gübre %160 ama buğday fiyatı %63 artmış. Bu rakamlarla fazla vaktinizi alacak diyelim. 2 milyon köylü şehirlerin varoşlarına göç etmiştir ve köylümüz mahvolmuştur. 26 numaralı slaytta işçilerin emeğinin karşılığı almadığı gösteriyor. Bu slayttaki rakamlara baktığınız zaman 2002 yılında 100 olan üretim birim ücreti şimdi 73'e düşmüş. 2006'da 134 olan 54'e düşmüş. Yani 73'ten 54'e düşmüş. Yani %25 değer kaybetmiş işçinin reel geliri. Memura geliyorum, 27 numara. Memurda TÜFE, yani enflasyon miktarlarına göre lazım gelen artışlar verilmediği için memurun kendisi netice itibariyle verimini arttırmış olduğu halde eline geçen para 167 olacakken 100 olmuş. Böylece memur ezilmiş, %67 tamamen ezilmiş vaziyettedir. 2002 yılında 2006 yılına nazaran memur 115 ekmek bir ayda, 86 kilo pirinç, 9 kilo et, 16 kilo beyaz peynir, 11 kilo yoğurt kaybetmiş bulunuyor buraya AKP yüzünden. Oh olsun diyemeyiz. Çünkü bu millet bizim milletimiz. Asgari ücret olması icap eden fevkalade altına düşmüştür. Yoksullar ve açlar ise korkunç bir şekilde artmıştır. Böylece talimatları aç bırak, işsiz bırak, borcu esir edeceksiniz harfiyen yerine getirmiştir. AKP vazifesini %100 kime karşı? Irkçı emperyalizme karşı. Kendisi iç başına getirenlere karşı. Bunun için size 29 numaralı slaytı gösteriyorum. 28 numaralı slaytı önce bakarsanız gelir dağılımının ne kadar bozulduğunu görürsünüz. 29 numaralı slayta da bakarsanız burada üst gelir grubunun AKP zamanında, rakamların teferruata girmeden söylüyorum size, 37 milyar dolardan 120 milyar dolara geliri çıkmış. Alt gelir grubunun ise 22'den çıkmış. 66 milyon insan 22 milyardan 26'ya çıkmış. Sadece 16.981 tane insan 37 milyardan 120 milyara çıkmış. Yani AKP zamanında bu üst tabaka, bu rantiyeci tabakanın geliri %300 artmış. İşte bunun için AKP'yi iş başına getirdiler. Sizi rakamlarla daha fazla meşgul edecek değilim. Şimdi geliyorum meselenin özüne, sonucuna. Lütfen bir numaralı karikatürü gösterir misiniz? Biraz neşelenmeniz için. Ne gösteriyor bu karikatür? IMF ekonomiyi nasıl yürütüyor? AKP at yarışı spikeri gibi gerçeği nasıl saklamaya çalışıyor? Şimdi burada Türkiye'yi bir bina olarak görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi AKP'nin at yarışı spikeri. Ne diyor? Baksanıza eve girişleri ne kadar çok arttırdık diyor. O giren çuvalların içinde ne var? Sıcak para var ve ithalat var. Bu zaten rantiyenin kazancı, bize bir şey getirmiyor. Bunlar eve giriyor, bize sıcak parayı ve ithalatı milli gelirin içerisine koyup yutturmaya kalkıyor. Bunlar kapıdan içeri girdikleri zaman orada AKP'nin asansörü var. Oraya biniyorlar, doğru üst kata rantiyecilere çıkıyorlar. Parayı onlara veriyor, onlar da helikopterle ırkçı emperyalizme, siyonizme gönderiyor. AKP dediğim makine bu. Biz ne yaptık 54. hükümet zamanında ve şimdi ne yapacağız? Bizimkinde söylediğim gibi Allah'ın verdiği nimetler servete dönüşecek. O servet kapıdan içeri girecek ve Saadet Partisi asansörüne binecek. Bak Saadet veriyor, dul yetime veriyor, işsize veriyor, emekliye veriyor,
çiftçiye veriyor, işçiye veriyor, memura veriyor, esnaf sanayiciye veriyor. Rantiyeye de 1 lira veriyor, ha onu da unutmamış. Bak görüyorsun. İşte milli görüm farkı. İkinci karikatüre geçelim lütfen. Bu ikinci karikatür, bunun adı Adalet Partisi ya. Adaletini gör sen bunu. Dolar milyarderleri 4'ten 26'ya çıktı. 26 tane dolar milyarderinin parası 75 milyon insanın bankalarda bulunan 26 milyar dolarından çok daha ağır basıyor. Hala gelmiş işçiden, köylüden oy istiyor. Ne için ya? Götürüp rantiye vermek için mi? Ne yüzle geliyorsun arkadaş? 5 senedir ne yaptın? Senin şu siciline bak ya. Şu aynadaki bir görüntüne bak. Hadi oradan. Hadi, 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 hadi. Bir millet bir defa aldanır. Bir defa. İnanan bir insan bir delikten iki defa geçmez. Bu gerçeği unutmayın. Geçen sefer efendim biz de milli görüşçüyüz. Millet de bunlar milli görüşçü zannetti. Böylece geldiler, milletin boylarını aldılar. Neler söylediklerini biliyorsunuz. Biz Erbakan Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Bizi o kurdu. Onun emrindeyiz. Onun zekasıyla ikili oynuyor. Demediklerini bırakmadılar. Şimdi hala bu sefer bunu söyleyenlerde duyuyorum. Bana bakın ya işte biz buradayız. Burası neresi? Burası Saadet Partisi. Burası Milli Görüş. Allah muhafaza buyursun. Böyle söyleyerek beni AKP'nin günahlarına niye ortak yapıyorsunuz ya? Allah muhafaza buyursun. Hüseyin Erbakan! 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 Şimdi 3 numaralı karikatürü görüyoruz. Efendim Saadet Partisi nasıl bize saadet getirecek? Çok açık demin söyledim. Bak arkadaş, sen 3 Kasım'da geldin, şu hortumları kendi elinle kendi sırtına bağladın 3 takım 2002'de. Seni bütün kanını emdi, götürdü, randiye verdi. Ne var bunda şaşacak? Sen bağladın bu hortumları kendine 3 Kasım'da. Kimseye şikayet etmeye hakkın yok. Şimdi aklını başına al. Orada bu kadar nimet duruyor. Oyunu tabii Saadet Partisi'ne vereceksin. Milli Görüş gelecek, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri üretim, ihracat ve emek seferberliği ile senin cebine akıtacak. Sen AKP'ye oy verip harakiri yapma. Kendine oy ver, kendine. Ey köy kahvesine oturan insan, aklını başına. 4 numaralı karikatürü alalım lütfen. Bu ne bu biliyor musunuz? Efendim KDV %3'e indireceğim, %5'e indireceğim diyenlere aldanmayın dedim. Neden? Çünkü bunların kaynakları yok. Niye? Çünkü IMF'ci, işbirlikçi, Avrupa Birlikçi, Amerikancı. Sen gitmişsin, seni yok etmek isteyenle işbirliği yapmışsın. O seni soyuyor. Böylece senin saadet görmen mümkün. İnsana müsaade etmez. Sen KDV'yi, MDV'yi değiştiremezsin. IMF'ye kafa tutmak iman ister. İman, iman, iman. Şimdi ben size 4 numaralı karikatürle şu tabloyla kaynağı nereden bulacağız söylüyorum. Bırakın ekonomiyi geliştireceğiz. Adil düzen kuracağız. Bugünkü üretim maliyeti 1/3'e inecek. Bunların konferansları, kitapları ayrıca mevcut teferruata girmiyorum. Çünkü bugün ne malı satın alsak 1/3 faiz, 1/3 vergi, 1/3 alın teridir. Faizler bankalar üzerinden ırkçı emperyalizme gider. Ödediğin verginin yarısını devlet alır, onu da ırkçı emperyalizme verir.
400 milyar milli gelirim var, 400 milyar dolarlık alışveriş yapıyorsun, 200 milyar dolar böylece gidiyor bugünkü düzende. Biz geldiğimizde ne yapacağız? Adil bir düzen kuracağız. Üretim yapılınca kadar içerisine faiz karışmayacak. Üretim yapılınca kadar içine vergi karışmayacak. Böylece mal üçte birine mal olacak. Aynı işletme sermayesi üç misli üretim yapacaksın, üç misli üretim yapacaksın ve senden ucuz kimse mal yapamayacak. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Çinmiş, Hindistanmış, vız gelir. Onların hepsi faizci. Hepsini ırkçı emperyalizm sömürüyor. Sen kendini sömürden kurtardın mı, adil bir düzen kurdu mu, kimse senin bileğini bükemez. Ne olacak? Böylece adil düzen kurulduğu zaman sen şimdi her şey artacak, işsizlik ortadan kalkacak, üretim artacak, çok zengin olacaksın. Onları bırakıyorum ha. Sadece biz IMF'ye çay içirip güle güle diyeceğimiz için şu AKP'nin 5 senede IMF'ye vermiş olduğu şu son senede 2006'da 200 milyar dolar verdi. Bu 200 milyar dolar biz vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceğiz? Vermediğimiz gibi vermeyeceğiz. Biz el döndüğü hükümetle vermedik. Bize nasıl vermeyeceksiniz diyemezsin. Biz 10 milyar dolar faizden kurtardık. Biz borçlanmadık. Mecbur değiliz borçlanmak. Bu IMF'nin emrinden dolayı böyle oluyor. Hayim Nahum doktrininden dolayı böyle oluyor. Irkçı emperyalizmin isteği böyle olduğu için böyle oluyor. Biz Sultan Fatih'in torunuyuz. Irkçı emperyalizmin değil. Bak ekonomideki adil düzene geçişin yapacağı büyük canlılığı bir tarafa bırakıyorum ha. Sadece bunun senede verdiği 200 milyon doları biz vermeyeceğiz diyorum. 5 senelik bir dönemde, iktidar döneminde bunu yapa 1 trilyon lira yapın. Şimdi 1 trilyon lirayla neler yapılır ben sana sayıyorum. Devletin bütün iç ve dış borcu ödenir. Borçsuz bir Türkiye. Kim yapar bunu? Ancak Saadet Partisi. Herkese yoksulluk sınırının üzerinde maaş verir. Kim verir? Ancak Saadet Partisi. Herkese sağlık sigortası yapılır. Adamın ilacının parasını bile vermiyor ya. Adam ölüyor, ilacının parasını vermiyor. Niye? Irkçı emperyalizme faiz ödeyecek. Abisine götürüp verecek, evladına vereceğini. Öbür taraftan adalet sisteminin bütün ihtiyaçları karşılanır. Herkese eğitim verilir. Her üniversite, liseyi biten çocuk istediği üniversite, istediği fakültede okur. Nasıl okuyacak? 100 tane üniversitem var. Sen bana mı söylüyorsun bunu? Çık bakayım şuraya meydana ya. 200 üniversite daha kuracağım. Var mı bir diyeceksin? Niye? Bizde çok para var. Biz çok zenginiz. Bunlar memura %3,5 veremem, %3 veririm diyor. 2 milyar dolarlık farkı ödeyemem diyor. Gücüm yetmez diyor. Bak biz sana trilyondan bahsediyoruz. Senin ırkçı emperyalizme verdiğin trilyon var ya, çıkart bakayım şu parayı ortaya. Çıkar şunu ortaya re. Biz o parayı ortaya çıkartacağız ve millet için kullanacağız. Her köye asfalt yol yapacağız. Türkiye'nin önemli her yerine otoban yapacağız. 22 tane GAP yapacağız. Bunlar 22 senede daha bir tanesi yapamadı. 35 tane telekom, 40 tane tüpraş, 80 tane erdemir. Mükemmel bir savunma sanayi. Bunun içinde neler var, neler, neler, neler. Söylemem. Her eve her ay 2000 dolar ek kaynak. Ne diyorum duyuyor musun? Ne kadar ev varsa hepsine ayda 2000 dolar ek kaynak. Aç açık kalmayacak. Neden? Saadet geldi de onun için neden olacak? 6 milyonun size iş imkanı. Şimdi sırf sizi neşelendirmek değil, üzmek dolayısıyla. Niçin üzüleceksiniz? Çünkü AKP'nin dış politika faciasına bir karikatürü de bunun arasına koydum da onun için. 5 numaralı karikatürü koyar mısınız? Acı gerçek nedir biliyor musun? Bak Ebu Gureyb'in çığlıklarını işitiyorsun. Öbür tarafta AKP'nin yöneticileri ne diyor? Dua ediyor Irak'taki genç Amerikan askerleri sağ salim ülkelerine döner. İşte görün gerçekleri tanıyın.
Şimdi 6 numaralı karikatürü size gösteriyorum. En önemli karikatürlerden birisi. Bilhassa köy kahvelerinde Kanal 5'i seyreden kardeşlerim bu karikatürü iyice dinlesinler. Ne bu karikatür? Siyonizmin büyük oyunu, büyük ishali kurmaktır. Küçük oyunu nedir? Saadet Partisi'ni gözlerden kaçırmaktır. Nasıl kaçırıyor? Horoz dövüşü yapıyor. Önce bak orada bir perde örtmüş. Asıl gerçekleri saklamış Siyonizm. Kendi medyasıyla. Televizyonu açıyorsun, sokaktaki adama tutuyor bir şey. Adam ben Saadet Partisi'ne oy vereceğim derse onu sana nakletmiyor. Ya bundan için Saadet Partili yok mu diyorsun? Seni gidiş birlikçi seni. Elli sene oldu be. Senin bu oyunu biz kaç defa bozdun? Biz en büyük partiyiz. Her zaman. Kesinlikle inanarak söylüyorum. Bin yıl hakkı hizmet etmiş olan bu milletin kalıcı idaresi ancak milli görüş olabilir. Başka hiç kimse kalamaz. Mümkün değildir. Mümkün değil. 50 yıldan beri bütün bu oyunları kaç defa bozduk? Bu oyunları yeni oynamıyorsunuz, bu horoz dövüşünü. Şimdiye kadar 50 senede bir oynuyorsunuz. 50 seneden bunlar bozduk, en büyük parti olduk. Şimdi 22 Temmuz'da gene bozacağız. Gene en büyük parti olarak çıkacağız Allah'ın izniyle. Bu oyunu Siyonizm nasıl oynuyor? Bak görüyorsunuz. Önce bir defa yukarıdan aşağı kadar bir anahtar sarkıtılmış. Bu anahtar bizim evimizi gecekonduya çevirdiler. Bu gecekondu anahtarı. Yani seçimde oy vermek demek, anahtarı partilerden birine vermek demek. Kime vereceğiz bu anahtarı? Irkçı emperyalizm perdeyi kapatmış. Perdenin önünde horoz dövüşü yaptırıyor. Kim bu horoz dövüşü? Birisi manevi tahribat bombası taşıyan CHP. Öbürü, bak karikatürün inceline dikkat edin. Bomba AKP'nin elinde değil ha. AKP'nin zincirle bağlı olduğu IMF'nin elinde. Şimdi bir takım inanan insanlar hala Yahudi'nin bu oyuna aldanmış. Gelmiş diyor ki efendim diyor, AKP Türkiye'yi tahrip etmek istediğine inanıyor musun? Kardeşim beni dinle ya. Bak bir taammüden tahrip derler, bir de tahribe vasıta olmak derler. Evet, AKP taammüden Türkiye'yi tahrip etmek istemez. Benim fikrim. Ama AKP sandalye hırsından başka şey görmez. O sandalye hırsından dolayı da ırkçı emperyalizmin istediğinden başka şey yapmaz. Ondan dolayı da IMF'ye zincirle bağlıdır. Şimdi ben CHP'ye oy verirsem, sol işbirlikçiye oy verirsem evin anahtarını, gidecek eve girecek, evi bombalayacak. Sağ işbirlikçi AKP'ye oy verirsem, o da IMF ile beraber girecek, IMF evi bombalayacak. Efendim, o kendisi bombalamadı, IMF bombaladı. Ya benim evim bombalandıktan sonra kendisi bombalasa ne fark eder, IMF bombalasa ne fark eder? Deli misin ya? Onun için aralarında hiçbir fark yoktur. Efendim siz Saadet Partisi için çalışıyorsunuz, AKP'yi zayıflatıyorsunuz. Yahu 50 senedir hala bu yutturmacaya nasıl inanıyorsun sen ya? Vaktiyle CHP Adalet Partisi bizi bölmeyin diye ömrümüzün 10 senesini buna verdik biz ya. Hala akıllanmadınız mı? Bunlar arasında ne fark var ya? Deminden beri sen nasıl soyu anlatmadın mı? Sen illa harakiri mi yapmak istiyorsun? Deli misin? İsrail'e vilayet olmak mı istiyorsun? Neden hak dururken hakkı bıraktım? İlle Yahudi'nin oyuna oynayacak olacak mısın? Yahudi'nin oynadığı bu. Bunlar yaptığı kayıkçı dövüşüdür. CHP'nin 3 tane kırık plağı var. AKP'ye çatmak için kırık plak. Bunlar hepimiz evzeledik, bütün millet olan. Nedir bu? Efendim bu AKP var ya, Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmek istiyor. Bak nasıl öz Türkçe konuşuyor, gördün mü sen? Ne kadar entelektüel adam bu ya. Bana bak, numaracı CHP. Adam mı aldatıyorsun sen be? Senin pil oyunu oynadığını biz bilmiyor muyuz? Şehirli gelmiş köye, cap lambasını yakmış. Köylü de sigarasını yakmak için lambanın önünde uğraşıp duruyor.
Uğraşmış uğraşmış, şehirli bir müddet sonra acımış köylünün haline. Demiş ki ya bu cep lambasıdır, mum değil, çıra değil, kibrit değil, sigara yanmaz bundan. Boşuna uğraşıyorsun be adam. Öyle deyince köylü şöyle eğik olarak bir bakmış adamın üzerine. Asıl akılsız sensin be. Ben senin pilini tüketiyorum. ben şimdi bu hikayeyi niye anlatıyorum? CHP'nin numarasını CHP niye buna Cumhuriyet'in birikimlerini yok ediyorsun diyor. Bunun bir şey yapacağına inandığı için mi? Yok. Bunun tabandaki inananlar bundan kopmasın, Saadet Partisi'ne gitmesin diye. Onun aklı fikri Saadet Partisi'nde. O biliyor Saadet Partisi geliyor, dudağı uçuklamış, artist gibi tavır takınıyor, hep AKP ile uğraşıyor, boynunu büküyor, kafasını büküyor. Mühim bir şey söylerim, tavırlar, artistlik yapıyor. Lan kime yutturuyorsun be? Senin kafanın içinde sadece saadet korkusu var, sadece saadet. Neden? Sen bu milleti tanıyorsun. Ben size ve aziz milletimize ne anlatıyorum şimdi biliyor musun? Sakın ha CHP'yi saf farz etme. CHP, AKP bir şey yapacak. Onun bir şey yapamayacağını bilmiyor mu? Biliyor. Niye böyle söylüyor? Tabanındaki bir takım inanan insanlar AKP'yi bırakıp Saadet Partisi'ne gitmesin diye söylüyor. Ey kasketli adam, beni iyi dinle. CHP'ye aldanıp da AKP'nin kuyruğuna yapışma. Gene harakiri yaparsın, gene aç kalırsın. Bak geçen sefer tembih ettim, dinlemedin, şimdi dizini dövüyorsun. Meşhur sözümü unutma. Allah muhafaza buyursun. Bir de aldanırsan, gelecek sefer dövecek, dizin de kalmayacak, haberin olsun. Bir de aldanmaya hakkın yok. Bu sefer mutlaka saadeti iş baştan getirmek mecburiyetindesin. Şimdi muhterem kardeşlerim, Siyonizmin oynadığı bu oyunu bozmak için bizim yapacağımız vazife ne? Hep beraber çalışacağız ve öbür karikatüre geçelim, perdeyi açacağız millete. Neyi saklıyor ırkçı emperyalizm milletten? Yahu ey millet, bu ırkçı emperyalizmin şu horoz dövüşçülerine bakma sen yahu. Bunlar fasafiso. Senin arkada tarihin var, inancın var, kimliğin var, senin Saadet Partin var. Bütün bunlar varken sen bunlara oy vermeye mecbur musun ya? İlle ölümlerden ölüm beğenmeye mecbur musun? Kim bunlar ya? Kim bunlar? İki tane işbirlikçi, ırkçının piyonları. Bunu sadece Türkiye'de oynamıyor bunlar. Avrupa'da da oynuyor, Amerika'da da oynuyor. Bir sadece bir solcu parti koyuyor. Onlar vasıtası halka diyor ki bak size bir seçilme hakkı veriyorum. İstersen solu seç, istersen sağ seç. Bana bak ya, bunların ikisi de senin kuklan ya. Sonunda sen kazanıyorsun. Bu tıpkı kağıt oyununa benziyor. Hani bu karayı al parayı var ya, içerisinde kara yok ki. Saadeti koymamış. Parayı alamazsın arkadaş. Parayı alamazsın. Kime yutturuyorsun ya? Aç bakayım şu kağıdın üçünü birden. Açtığın zaman bir de bakıyorsun ki saadeti koymamış. Seni sahtekar seni. Ne olacak? Bizim evimiz gecekondu değil, saraydır. Biz anahtarı Saadet Partisi'ne vereceğiz ve tarihteki büyük şerefli yerimize oturacağız. Yeniden büyük dünyayı kuracağız. Onun için 8 numaralı karikatür bize ders olsun. Şimdi ırkçı Siyonizmin oynadığı oyun nedir? Şu çizgiyi çizmiş. İşbirlikçiler çizgisi. Efendim solu istiyorsan buyur CHP diyor. Sağ istiyorsan buyur sağ işbirlikçi AKP. Hangi istiyorsan sen... Sana demokrasi veriyorum. Hürriyet ve istediğini seçiyorsun. Bana bak ırkçı, bunların ikisi de senin partilerin ya. Bunlar arasında bir fark yok ki. Hangisine versen sana vermiş olsun. Ben illa senin çizdiğin çizgide yürümeye mecbur muyum ya? Ben hangi tarihin evladıyım? Hangi inan? Ben maneviyat boyutuna gideceğim. Yukarıya çıkacağım, Saadet Partisi'ne gideceğim. Senin oyuna gelmeyeceğim.
Ve nihayet karikatür 9. Irkçı emperyalizm oyunu bozmak için. Saadet Partisi şu bardağın içindeki süttür. AKP ise ırkçı emperyalizmin yapmış olduğu kireçli sudur. Bu millet süte gitmesin diye bir bardağın içine kireçli su koymuş. 3 Kasım'da bir defa yutturdu. Şimdi yutturamayacak. Çünkü millet bunun hepsini biliyor. Ne biliyor? Şimdi gelmiş köy kahvesinde görüyorsunuz. İnanın bir adam. Efendim diyor, ya bunlar da milli görüşçü. Bunlar da sizden. Siz niye bunların aleyhinde bulunuyorsunuz? Bunları niye bölüyorsunuz? Ve kasketli adam, bana bak. Milyon kere mi söyleyeceğiz? Hala sen bu oyuna mı geliyorsun ya? Sana bak, Siyonizm ne oyunu oynuyor? Senin AKP dediğin kireç suyu, kireç suyu, kireç. Seni gelmiş aldatıyor. Nasıl aldatıyor? Efendim bak, bu da İmam Hatip Okulu mezunu diyor. Bu neye benziyor? Bu da beyaz diyor. Evet, süt de beyaz, kireç suyu da beyaz ama bunun beyaz olması kireç suyunun kireç suyu olduğunu değiştirmez ki. Efendim ikisi de bardakta duruyor diyor. Bak, bunun hanım mesure diyor. Bu bir şeyi değiştirmez ki, kireç suyu olduğunu değiştirmez ki. İkisinin de bardakta duruşu. Eğdiğim zaman akıyor ikisi de diyor. Vakit buldukça namaz kılıyor diyor. O da diyor gerici sizden diyor. Oraya ver oyunu diyor. Bana bak, bardağı eğdiği zaman akması onun süt olduğunu göstermez. Süt başka, kireç suyu başka. Kireç suyunu bize bir kere yutturdun. Bir daha yutturamazsın. Niye yutturamazsın? Çünkü sütü içersen Sultan Fatih olursun. Kireç suyunu içersen İsrail'e mumya olursun demin. Bu İsrail'e mumya olma sözü nereden çıkıyor? Biz önümüzdeki şu 3 hafta esnasında gece gündüz çalışacağız. Milleti uyandıracağız. Bu gerçekten anlatacağız. Bu konferansları bunun için veriyoruz. Çünkü millet narkozlanmış. İşbirlikçi medya tarafından. Narkozlu bir insanı kloroform koklatmışsın, bayılmış. Şimdi ona sen oksijen koklatsan ayılır. Kanal 5 ile, Milli Gazete ile, inançlı insanların köy kahve taramalarıyla, ev sohbet toplantılarla, bütün bu konferanslarla biz 75 milyon insanı narkozdan uyandırmak istiyoruz. Bir insan narkozdan uyanırsa ne yapar? Ben bayılmıştım, narkozluydum. Bana oksijen koklattılar, uyandım. İlk önce soracağım sual nedir? Ya burası neresi diyeceğim. Ayıkan bir insan önce bu suali sorar. Cevabı ne? Yahudi hapishanesi. Nereden geldim ben buraya? Sen kendin 3 Kasım'da bilet aldın. Senin biletin seni buraya getirdi. Kimse seni getirmedi ki. Sen kendi elinle geldin buraya. Ya öyle mi? Peki ben geldim de bana ne yaptınız? Milli hiçbir şeyini bırakmadık. Bütün iç organlarını söktük aldık. E bundan sonra ne yapacaksınız? Vücudunun geri kalan kısmını da kadavra yapacağız. Kül edip İsrail denizine dökeceğiz. Siyonizmin planını anlatıyorum size. Bunlar öğrendiği zaman bu adam ne yapar? Önce salonun kapısı nerede oraya bakar. Koşar. Amanın ben ölmüşüm de haberim yokmuş der. Kapıdan dışarıya çıkar. Nereye gidecek? Saadet çadırına girecek. Başka çare yok. Hepinize büyük bir sabırla dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Başlangıçtaki dualarımı tekrar ediyorum. Ya Rabbi, bu çalışmalarımızı aziz milletimizin kurtuluşuna vesile kıl. İnsanlığın kurtuluşuna vesile kıl. Bizi bu tarihi dönemde bütün görevlerini yüz hakkıyla yapan kullarından eyle. 22 Temmuz'u en büyük bayram günü yap. Ve bizi hakkı hak olarak göster. Batılı batıl olarak göster. Hakkı tutmayı nasip et. Batıldan kaçınmayı nasip et. Zafer inananlarındır. Ve zafer yakındır. Bizim vazifemiz ihlasla çalışmaktır. Zafer Allah'tandır. Kazanımız mübarek olsun. 22 Temmuz bayramımız mübarek olsun. Saadet iktidarınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Esam olarak